Böyle buyurdu Zerdüşt. Yazan Friedrich Nietzsche. Seslendiren Mehmet Yıldırım. Sülük. Zerdüşt, ormanların arasından ve bataklıkların önünden daha uzaklara ve daha derinlere ilerledi düşünceler içinde. Ama zor şeyler hakkında düşünen herkesin başına geldiği gibi yanlışlıkla bir insanın üstüne bastı. O da ne? O anda yüzüne bir acı çığlığı, iki beddua ve 20 küfür püskürtüldü. Bu yüzden dehşete kapılıp asasını kaldırdı ve çiğnediği adama bir de vurdu. Hemen sonra aklı başına geldi ve az önce yaptığı budalalığa güldü yüreği. "Bağışla," dedi çiğnediği adama. Adam bu sırada öfkeyle kalkmış ve oturmuştu. "Bağışla önce ve bir benzetme dinle." Uzaklardaki şeyleri düşleyen bir gezgin, nasıl ki ıssız bir yolda uyuyan bir köpeğe, güneşin altında uzanmış bir köpeğe yanlışlıkla çarparsa, nasıl ki ikisi de aniden yerlerinden sıçrar ve can düşmanları gibi birbirlerinin üzerine atılırlarsa, yürekleri ağızlarına gelmiş bir halde, böyle oldu bize de. Ama yine de ve yine de bir adım kalmıştır sadece birbirlerini okşayıp sevmelerine bu köpek ve bu yalnız kişinin. İkisi de zaten yalnız değil mi? "Her kim olursan ol," dedi çiğnenen adam, hala suratını asarak. "Benzetmenle de bastın tam üzerime. Ayağınla değil sadece. Baksana, bir köpek miyim ben?" Oturan adam bu sözleri söyledikten sonra ayağa kalktı ve çıplak kolunu bataklıktan çıkardı. Çünkü ilk başta ellerini kollarını uzatmış yatıyordu yerde. Bir bataklık hayvanına pusu kuranlar gibi gizlenmiş ve tanınmaz bir halde. "Ne yapıyorsun sen?" diye bağırdı Zerdüşt. Dehşet içinde. Çünkü çıplak koldan oluk gibi kan aktığını görmüştü. "Ne geldi başına? Kötü bir hayvan mı ısırdı seni, ey bahtsız adam?" Kolu kanayan adam güldü. Hala öfkeliydi. "Seni ne ilgilendirir ki?" dedi ve gitmeye yeltendi. "Burası benim yerim, benim yurdum. Kim ne isterse sorsun. Ama Sakar'ın tekine kolay kolay yanıt vermem." "Yanılıyorsun," dedi Zerdüşt merhametle ve adamı tuttu. "Yanılıyorsun. Burası senin değil, benim ülkem ve burada kimsenin zarar görmesini istemem. Sen yine de nasıl istersen öyle an beni. Ben olması gerekenim. Ben kendime Zerdüşt derim." "Pekala. Şu yukarıya giden yol Zerdüşt'ün mağarasına çıkar. Çok uzak sayılmaz. Benim yanımda yaralarının iyileşmesini beklemek istemez misin?" Bu yaşam gülmedi yüzüne bahtsız adam. "Önce hayvan ısırdı seni, sonra insan bastı üzerine." Ama üzerine basılan adam Zerdüşt'ün adını duyunca birdenbire değişti. "Ne oluyor bana?" diye bağırdı. "Kim ilgilendirir ki beni bu yaşımda şu insandan, Zerdüşt'ten başka? Ve kan emerek yaşayan şu hayvandan, sülükten başka? Sülüğün yüzü suyu hürmetine uzandım bu bataklığa bir balıkçı gibi. 10 kere ısırılmıştı kolum ki kanıma gözlükte daha güzel bir kirpi. Zerdüşt'ün kendisi. Ey talih, ey mucize. Beni bu bataklığa çeken bugüne övgüler olsun. Bugün yaşayan en iyi kan emiciye övgüler olsun. Büyük vicdan sülüğü Zerdüşt'e övgüler olsun." Üzerine basılan adam böyle sevindi ve Zerdüşt onun bu sözlerinden, ince ve saygılı tarzından sevinç duydu. "Sen kimsin?" diye sordu ve adama elini uzattı. "Birbirimize açıklayacağımız ve keyif alacağımız çok şey var. Ama şimdiden bana öyle geliyor ki bugün duru ve aydınlık bir gün olacak." "Ben tini vicdanlıyım," diye yanıtladı kendisine sorulan kişi. "Ve tinin işlerinde benden daha katısı,
daha hoşgörüsüzü ve daha serti yoktur. Bana hocalık eden Zerdüşt dışında. Birçok şeyi yarım yamalak bitirmektense hiçbir şeyi bilmemek daha iyi. Başkalarının insafına kalmış bir bilge olmaktansa kendi başıma bir deli olmak daha iyi. Ben temele inerim. Ne önemi var onun büyük ya da küçük olmasının, bataklık ya da gökyüzü adını almasının? Bir avuç temel yeter bana. Gerçekten temel ve zeminse. Bir avuç temel. Bunun üzerinde ayakta durulabilir. Gerçek vicdanlı bilgide ne büyük ne de küçük vardır. Belki de sen sülüğü tanıyan kişisin diye sordu Zerdüşt. En temele kadar sülüğün peşinden gidiyorsun öyle mi? Seni vicdanlı. Ey Zerdüşt diye yanıtladı üstüne basılan adam. Bu muazzam bir şey olurdu. Nasıl böyle bir şeye yeltenebilirim ki? Benim usta ve bilgi sahibi olduğum alan sülüğün beynidir. Budur benim dünyam. Bir dünyadır o da. Ama burada gururumun dile gelmesini bağışla. Çünkü bir eşim yoktur bu alanda. Bu yüzden burası benim ülkem dedim. Ne kadar uzun süredir gidiyorum bu sülük beyninin peşinden. En kaygan hakikat kayıp gitmesin diye elimden. Burasıdır benim ülkem. Bu yüzden fırlatıp attım geri kalan ne varsa. Bu yüzden başka hiçbir şey umurumda değil. Ve bilgimin hemen yanı başında yatıyor benim kara cehaletim. Tinimin vicdanı istiyor benden bir şeyi bilmemi. Ve başka hiçbir şeyi bilmememi. Tiksindiriyor beni tüm yarım akıllılar, tüm puslular, uçuşanlar, düşlere dalanlar. Dürüstlüğümün bittiği yerde körüm ve kör olmak isterim. Ama bilmek istediğim yerde dürüst olmak isterim. Yani sert, katı, hoşgörüsüz, gaddar, acımasız. Bir zamanlar sen demiştin ya ey Zerdüşt, tin kendi canını yakan yaşamın kendisidir diye. Bu sözün inandırdı ve kandırdı beni senin öğretine. Ve sahiden kendi kanımla çoğalttım kendi bilgimi. Her şey gözler önünde diye söze girdi Zerdüşt. Çünkü hala kan akıyordu vicdanının çıplak kolundan. 10 sülük birden yapışmıştı koluna. Ey harika yol arkadaşı, ne çok şey öğreniyorum bu manzaradan. Yani senden. Belki de her şeyi söyleyemem senin o hoşgörüsüz kulaklarına. Pekala, ayrılalım burada. Seni yeniden bulmayı çok isterim yine de. Şu yukarıya giden yol mağarama çıkar. Bu gece benim sevgili misafirim olacaksın orada. Zerdüşt'ün seni ayaklarıyla çiğnemesini bedeninde telafi etmek isterim. Bunu düşüneceğim. Ama şimdi bir yardım çığlığı çok acele çağırıyor beni senden uzağa. Böyle buyurdu Zerdüşt. Büyücü. Büyücü. Zerdüşt bir kayalığın yanından döndüğünde biraz aşağıda aynı yol üzerinde kudurmuş birisi gibi ellerini ayaklarını sallayan ve sonunda yüzü koyun yere düşen bir insan gördü. Dur dedi Zerdüşt kendi yüreğine. Daha yüce insan olmalı şuradaki. Oydu şu kötü yardım çığlığını atan. Bakalım yardım edecek bir durum var mı? Ama yerde yatan insanın yanına geldiğinde donuk bakışlı, titreyen yaşlı bir adam gördü. Zerdüşt onu kaldırmak ve yeniden ayaklar üzerine dikmek için ne kadar uğraştıysa da çabası boşunaydı. Bu bahtsız adam da yanında birisinin bulunduğunun farkında değilmiş gibi görünüyordu. Durmadan acınacak bir halde çevresine bakınıyordu. Tüm dünyanın terk ettiği, yapayalnız kalmış birisi gibi. Ama sonunda
uzun süre titreyip kasıldıktan ve iki büklüm olduktan sonra şöyle inlemeye başladı. Kim ısıtır, kim sever beni daha? Sıcak eller uzatın bana, yürek mangalları uzatın bana. Yere serilmiş, çırpına çırpına can çekişenler gibi ayaklara ovuşturulan sarsılmışım. Ah, bilinmeyen ateşlerle yana yana, titreyerek. Sivri buzdan oklar karşımda. Sen peşimdesin, ey düşünce. Adlandırılamaz, açıklanamaz, iğrenç. Sen ey bulutların ardındaki avcı, yerle bir olmuşum senin şimşeklerinle. Sen alaycı göz, dikmişsin gözünü bana karanlıklardan. Yatıyorum öyle, kıvrılarak, çırpınarak, işkencesiyle bütün sonsuz ezaların. Vurdun beni, sen ey zalim avcı. Sen ey tanınmaz tanrı. Vur, daha derine vur. Bir kez daha, hadi vur. Kopar, parçala bu yüreği. Niye bu işkence, körelmiş oklarla? Neye göz koydun böyle? Usanmadın mı bu insan işkencesinden? Acı vermekten haz duyan tanrı şimşeği gözlerle. Öldürmek değil istediğin. Yalnızca eziyet, eziyet etmek mi? Bana niye eziyet ediyorsun? Sen ey acı vermekten haz duyan tanınmaz tanrı. Sulu sulu sokuluyorsun. Böylesi gece yarısında ne istiyorsun? Konuş. Üstüme geliyorsun. Sıkıştırıyorsun beni. Çok yaklaştın yanıma. Uzaklaş. Uzaklaş. Soluğumu duyuyorsun. Yüreğimi dinliyorsun. Kıskanç seni. Neden kıskanıyorsun beni? Uzaklaş. Uzaklaş. O merdivende niye? İçeri mi girmek istiyorsun? Yüreğime tırmanmak, en mahrem düşüncelerime tırmanmak. Utanmaz, meçhul, hırsız. Ne çalmak istiyorsun, ne duymak istiyorsun? İşkenceyle ne elde etmek istiyorsun? Sen ey işkenceci, sen cellat tanrı. Yoksa köpek gibi taklalar mı ataydım karşında? Teslim mi olaydım kendimden geçerek? Sevginle, sırnaşarak. Boşuna, batmaya devam et zalim diken. Hayır, köpek değilim. Avınım yalnızca seni, zalim avcı. En gururlu esirinim. Sen, ey bulutların ardındaki haydut, konuş artık. Ey şimşeklerin ardına gizlenen meçhul, konuş. Ne istiyorsun, ey meçhul tanrı? Nasıl, fidye mi? Ne istiyorsun fidye diye? Çok iste. Böylesi yaraşır gururuma. Ve az konuş. Böylesi yaraşır öteki gururuma. Ha! Beni istiyorsun ha? Beni. Her şeyimle mi? Ve işkence ediyorsun bana. Delisin ya işte. Gururumu kırıyorsun işkencenle. Sevgi ver bana. Kim ısıtır ki beni daha? Kim sever ki beni daha? Sıcak eller uzat bana, yürek mangalları uzat bana, bana, yalnızların en yalnızına, buzunu ver, ah, yedi kat donmuş buz. Düşmanları bile, düşmanları özlemeyi öğreten. Ver, evet, teslim et, en zalim düşman bana kendini. Kaçıyor. Bu kez o kaçıyor, son kalan. Tek yoldaşım, en büyük düşmanım, meçhulüm benim, cellat tanrım benim. Hayır, gel geri, bütün işkencelerinle birlikte geri gel. Tüm yalnızların en sonuncusuna. Hey, geri gel. Bütün gözyaşı derelerim sana akıyor ve yüreğimin son alevi seni aydınlatıyor. Gel, geri gel, meçhul tanrı. Acım benim, son mutluluğum.
O anda zer düştü. Artık kendini daha fazla tutamadı. Asasını aldı ve inleyen adama tüm gücüyle vurdu. "Kapa çeneni!" diye bağırdı ona. Öfkeyle gülerek. "Kapa çeneni! Seni oyuncu! Seni kalpazan! Seni yürekten yalancı! Çok iyi tanıyorum seni. Şimdi ısıtacağım senin ayaklarını. Seni kötü büyücü! Çok iyi bilirim ben senin gibileri ısıtmayı. Yapma!" dedi yaşlı adam. Ve yerinden sıçrayarak doğruldu. "Vurma artık, eyzeye düştü. Sırf oyun olsun diye yaptım. Bunlar benim sanatımın bir parçasıdır. Sana bu gösteriyi sunarak seni sınamak istedim. Sahiden çok iyi gördün iç yüzümü. Ama sen de ufak bir gösteri sundun bana kendinden. Çok sertsin ey bilge Zerdüştüm. Çok sert vuruyorsun hakikatlerinle. Sopan zorla aldı benden bu hakikati. Yaltakçılık etme!" diye yanıtladı Zerdüştü. Hala heyecan içindeydi ve karanlıktı bakışları. "Seni tepeden tırnağa oyuncu seni. Sahtesin sen. Ne diyeden vuruyorsun hakikatten? Seni tavuslar şahı, kibir deryası. Ne oynuyorsun karşımda? Kötü büyücü seni. Kime inanmam gerekirdi böyle bir kılıkta inlediğin sırada?" "Tini tövbeliği," dedi yaşlı adam. "Onu oynadım ben. Sen kendini icat etmiştin bir zamanlar bu sözcüğü. Tinini sonunda kendine karşı kullanan şairi ve büyücüyü, kötü bilgisinden ve kötü vicdanından donan, değişmiş adamı oynadım. Sen de şunu itiraf et. Benim sanatımı ve yalanımı keşfetmen uzun sürdü, ey Zerdüşt. Benim zor durumda olduğuma inandın, başımı iki elinle tuttuğunda. Onu çok az sevdiler, çok az sevdiler diye inlediğini duydum. Seni böylesine aldattığıma sevindi içten içe kötülüğüm. Sen benden daha kurnazları da aldatmış olabilirsin," dedi Zerdüşt sert bir tavırla. "Üçkağıtçılara karşı tetikte durmam ben. Tedbirsiz olmam gerekir benim. Böyle ister kaderim. Ama senin aldatman gerekir. Bu kadar tanırım seni. Her zaman 2, 3, 4 ve 500'de olman gerekir. Şimdi söylediklerinde ne yeterince doğru ne de yeterince yanlış benim için. Seni berbat kalpazan, başka türlü yapamazsın ki sen. Bir hekime çıplak görünsen bile hastalığını süsleyip püslersin. Bunu sadece oyun olsun diye yaptım derken bile yalanını süsleyip püsledin bana az önce. Bir parça ciddiyet vardı bu sözlerde. Biraz tini tövbelisin sen. Çok iyi anladım seni. Herkesi büyüledin ama kendine karşı bir yalanın ve hilen kalmadı elinde. Kendine karşı bozuldu büyün. Tiksintiyi kendi biricik hakikatin olarak azat ettin. Artık tek bir sözün bile sahici değil. Ama ağzın, yani ağzının kenarında duran tiksinti sahici. Peki sen kimsin diye bağırdı bu sırada yaşlı büyücü küstahça bir sesle. Kim konuşabilir ki böyle benimle, bugün yaşayanların en büyüğüyle? Ve yeşil bir şimşek çaktı gözünden Zerdüşt'e doğru. Ancak hemen ardından değişti ve üzüntüyle dedi ki. Ey Zerdüşt, usandım, tiksindim bu sanatımdan. Ben büyük değilim. Niye gizleyeyim ki gerçek yüzümü? Ama sen de çok iyi biliyorsun. Büyüklüğü arıyordum ben. Büyük bir insan oynamak istedim ve birçoklarını da kandırdım. Ama bu yalan gücümü aştı. Bu yalandan parçalanıyorum. Ey Zerdüşt, her şey yalandır bende. Ama parçalanıyor oluşum, benim bu parçalanışım sahici işte. Onur verir sana, dedi Zerdüşt kederle ve yana bakarak. Büyüklüğü arayışın sana onur verir. Ama seni ele de verir. Büyük değilsin sen. Seni yaşlı kötü büyücü. Senin en iyi, en dürüst yanın bu. Kendinden usanmış olman ve ben büyük değilim diye bunu dile getirmen. Bu yüzden saygı duyuyorum sana, tini tövbeli olduğun için. Ve bu bir saniye içinde bir nebzecik bile olsa sahiciydin. Ama söyle, ne arıyorsun burada, benim ormanlarımda ve kayalıklarımda? Ve beni kendi yoluna düşürdüğünde nasıl sınamak istiyordun beni? Hangi konuda deneyecektin beni? Böyle söyledi Zerdüşt ve çakmak çakmak oldu gözleri. Yaşlı büyücü bir süre sustu, sonra dedi ki, denedim mi seni? Ben arıyorum sadece. Ey Zerdüşt, ben sahici, doğru, basit, net, tümden dürüst, bilgelik çanağı bir insanı, bir bilgi ermişini, büyük bir insanı arıyorum. Biliyor musun yoksa ey Zerdüşt? Ben Zerdüşt'ü arıyorum.
Bunun üzerine ikisi arasında uzun bir sessizlik oldu. Zerdüşt iç dünyasının derinliklerine gömülmüş ve bu yüzden de gözlerini yummuştu. Ama sonra konuştuğu adama geri dönerek büyücünün elini tuttu ve nezaket ve kurnazlıkla konuştu. "Pekala, şu yol yukarıya çıkar. Oradadır Zerdüşt'ün mağarası. Orada arayabilirsin bulmak istediğini. Hayvanlarıma akıl danış. Kartalıma ve yılanıma. Onlar yardım etsin sana arayışında. Ama büyüktür mağaram. Bana gelince henüz büyük bir insan görmedim. Büyük olanı seçmek için en zariflerin bakışı bile bugün henüz çok kabadır. Burası ayak takımı ülkesi. Kimilerini gördüm ki uzanıp şişiniyorlardı ve halk da bakın büyük bir insan diye bağırıyordu. Ama körükler neye yarar? Hava çıkıp gider sonunda. Patlar eninde sonunda kendini çok fazla şişiren bir kurbağa. Hava çıkar dışarı. Kabarıp şişmiş birinin karnını delmeye iyi bir eğlence derim ben. Duyun bunu delikanlılar. Günümüz ayak takımının günüdür. Kim biliyor ki neyin büyük, neyin küçük olduğunu? Kim başarılı olmuş büyüklüğü arayışında? Sadece bir deli. Delilerin şansı vardır. Büyük insanı mı arıyorsun? Seni tuhaf deli. Kim öğretti bunu sana? Bugün bunun zamanı mı? Ah, seni kötü arayıcı. Ne denersin beni? Böyle buyurdu Zerdüşt. Yüreği ferahlamıştı ve gülerek kendi yoluna koyuldu. Hizmet dışı. Bak şuraya muhterem kişi dedi sonra. Ne güzel ve uzun bir el. Bu el her zaman rahmet dağıtmış olan birinin eli. Ama şimdi senin aradığın kişiyi tutuyor sıkı sıkıya. Yani beni. Zerdüşt'ü. Benim o tanrısız Zerdüşt. Bu konuşan. Var mı benden tanrısız biri? Sevineyim öğrettiklerine. Böyle söyledi Zerdüşt ve bakışlarıyla yaşlı papanın düşüncelerini ve art düşüncelerini okudu. Sonunda şöyle konuştu Beriki. Onu en çok seven ve ona en düşkün olan, şimdi onu en çok kaybedendir. Bak, herhalde en tanrısız olan benim şimdi ikimizden. Ama kim sevinebilir ki buna? Sonuna dek hizmet ettin mi ona diye sordu Zerdüşt kaygıyla. Uzun bir suskunluktan sonra. Biliyor musun nasıl öldüğünü? Doğru mu söylenenler? Doğru mu onu merhametin boğduğu? İnsanı çarmıha gerili gördüğü ve buna dayanamadığı, insana duyduğu sevginin onun cehennemi ve sonunda onun ölümü oldu. Ama yaşlı papa yanıt vermedi. Aksine ürkekçe, acılı ve kederli bir ifadeyle yana baktı. Bırak yoluna gitsin dedi Zerdüşt. Uzun süre düşündükten sonra. Yaşlı adamın doğruca gözlerinin içine bakıyordu hala bu sırada. Bırak yoluna. Göçüp gitti o. Bu ölünün ardından sadece iyi konuşman seni onurlandırsa da onun kim olduğunu sen de biliyorsun benim kadar. Ve tuhaf yollardan yürüdüğünü. Üç göz arasında kalsın bu konuştuklarımız dedi yaşlı papa ferahlamış yürekle. Çünkü bir gözü kördü. Tanrı meselelerinde Zerdüşt'ten daha aydınlanmışımdır ben ve hakkımdır bu benim. Sevgim uzun yıllar hizmet etti ona. İstemim boyun eğdi onun tüm istemine. Ama iyi bir hizmetkar her şeyi bilir. Hatta efendisinin kendi kendisinden gizlediklerini bile. Saklanmış bir tanrıydı o. Gizlilik doluydu. Sahiden bir oğlu bile ancak gizli yollardan edindi. İnancının kapısında zina beklerdi. Onu bir sevgi tanrısı olarak öven, sevgiyi yeterince yüksek düşünmüyor demektir. Bu tanrı bir yargıç da olmak istememiş miydi? Ama seven bir kişi ödülün ve cezanın ötesinde sever. Bu doğulu tanrı gençliğinde sert ve intikamcı biriydi ve gözlerini eğlendirmek için bir cehennem kurmuştu kendine. Ama sonunda yaşlandı ve yumuşadı, yıprandı ve merhametli oldu. Bir babadan çok bir dedeye ama en çok da mecalsiz bir nineye benzedi. Orada oturuyordu öyle, solgun, sobanın başında. Endişeleniyordu zayıf bacaklarına. Dünyadan usanmış, istemi yorgun düşmüş halde ve günün birinde boğuldu. Bu pek büyük merhameti yüzünden. Sen
Ey yaşlı papa dedi bu sırada Zerdüşt araya girerek. Sen bunları gözlerinle gördün mü? Elbette böyle olmuş olabilir. Böyle ve başka türlü de. Tanrılar öldüğünde her zaman birçok türlü ölümle ölürler. Ama pekala, şöyle ya da böyle. İşte böyle göçtü ya. Kulaklarımı ve gözlerimi rahatsız ederdi. Daha kötüsünü söylemek istemem ardından. Dupduru bakan ve dürüst konuşan her şeyi seviyorum. Ama o, biliyorsun ya, seni yaşlı rahip. Senin türünden bir şeyler vardı onda. Rahiplerin türünden. Çeşitli anlamlara gelirdi o. Anlaşılmazdı da aynı zamanda. Neden öfkelendi ki bize? O burnundan soluyan, onu kötü anladık diye. Kendisi niye daha açık konuşmadı ki bizimle? Sorun bizim kulaklarımızdaysa, neden kendisini kötü işiten kulaklar verdi ki bize? Kulaklarımızda çamur varsa, pekala. Kim koydu çamuru oraya? Birçok şeyi başaramadı bu çömlekçi. İşini hakkıyla öğrenememişti. Başaramayışının intikamını çömleklerinden ve yarattıklarından alması iyi beğeniyle çelişen bir günahtı bu. Dindarlıkta da vardır iyi beğeni. Sonunda dedi ki, olmaz olsun Tanrı'nın böylesi. Hiç Tanrı olmasın daha iyi. Kendi kaderini kendin çizmen daha iyi. Deli olman, kendinin Tanrısı olman daha iyi. Neler duyuyorum dedi bu sırada yaşlı papa. Kulak kabartarak, ey Zerdüşt, sen sandığımdan daha dindarsın böyle bir inançsızlıkla. İçindeki bir tanrı döndürmüş seni dinden tanrısızlığına. Seni artık bir tanrıya inandırmayan da dindarlığın kendisi değil mi? Ve olağanüstü büyük dürüstlüğün seni şimdi iyinin ve kötünün ötesine de götürecek. Baksana, ne kaldı geriye? Gözlerin ve ellerin ve ağzın var. Bunlar ezelden beri kutsamak için belirlenmişler. Sadece ellerle kutsanmaz ki. Tanrısız olmak istesen bile uzun kutsamaların gizli, tütsü ve güzel kokuları geliyor senden. Bu hem iyi geliyor hem de acı veriyor bana. İzin ver misafirin olayım, ey Zerdüşt. Tek bir geceliğine. Yeryüzünün hiçbir yeri senin yanından daha iyi gelmeyecek şimdi bana. Amin. Böyle olmalı dedi Zerdüşt büyük bir şaşkınlıkla. Yukarıya çıkar şu yol. Oradadır Zerdüşt'ün mağarası. Sahiden seni seve seve götürürdüm oraya muhterem kişi. Çünkü severim tüm dindar insanları. Ama şimdi bir yardım çığlığı çok acele çağırıyor beni senden uzağa. Benim bölgemde zarar görmemeli hiç kimse. İyi bir limandır mağaram. Ve her üzgün kişinin tekrar sağlam karaya basmasını ve sağlam ayaklarla basmasını sağlamaktır en çok istediğim. Peki kim alacak senin kederini sırtından? Fazlasıyla zayıfım ben bunun için. Uzun süre beklememiz gerek doğrusu. Birisinin senin tanrını yeniden uyandırması için. Çünkü bu eski tanrı artık yaşamıyor. Tamamen öldü o. Böyle buyurdu Zerdüşt. En çirkin insan. Ve Zerdüşt'ün ayakları yeniden dağlardan, ormanlardan geçti. Gözleri arayıp durdu ve bu gözlerin görmek istediği kişi, büyük acılar çeken ve yardım çığlığı atan kişi hiçbir yerde yoktu. Oysa yol boyunca yüreği sevinç ve şükran içindeydi. Ne kadar güzel şeyler armağan etti bugün bana diye konuştu. Kötü başlamasını telafi etmek için. Ne tuhaf konuşan insanlar çıktı karşıma. Sözlerini uzun süre hazmedeceğim. İyi tahıllar gibi. Dişlerim o sözleri un ufak öğütecek ve çiğneyecek. Onlar süt gibi olup da ruhuma akıncaya dek. Ancak yolu yeniden bir kayanın yanından döndüğünde manzara ansızın değişti ve Zerdüşt bir ölüler ülkesine girdi. Burada siyah ve kızıl kayalıklar yükseliyordu. Ne bir ot, ne bir ağaç, ne de bir kuş sesi. Tüm hayvanların, hatta yırtıcı hayvanların bile girmekten kaçındığı bir vadiydi burası. Sadece çirkin, kalın, yeşil türden yılanlar buraya geliyorlardı, yaşlandıklarında ölmek için. Bu yüzden çobanlar yılan ölümü adını takmışlardı bu vadiye. Ama Zerdüşt kara bir anıya kapıldı. Çünkü sanki bu vadiye daha önce bir kez girmiş gibiydi. Ve zihnine pek çok ağır düşünce doluştu. Bu yüzden adımları gitgide yavaşladı ve sonunda durdu. Ama gözlerini açtığında
yolunun üzerinde oturan, insan biçiminde ama insana hiç benzemeyen, tarif edilemeyen bir şey gördü. Ve Zerdüşt böyle bir şeyi gözleriyle gördüğü için büyük bir utanca kapıldı bir anda. Ağarmış saçlarının dibine kadar kızarıp bakışını oradan çevirdi ve bu uğursuz yeri terk etmek için ayağını kaldırdı. Ama o sırada bu cansız ıssızlık ses verdi. Yerden suyun geceleri tıkanmış borularda guruldamasına ve hırıldamasına benzer bir sesle guruldamalar ve hırıldamalar çağıldadı. Ve sonunda bu sesler bir insan sesine, bir insanın konuşmasına dönüştü. Şöyle diyordu bu ses. Zerdüşt, Zerdüşt, çöz benim bilmecemi. Konuş, konuş. Tanıktan intikam almak nedir? Seni geri çekiyorum. Burası kaygan buz. Aman dikkat et de gururun burada bacaklarını kırmasın. Kendini bilge sanıyorsun. Seni gururlu Zerdüşt. O zaman çöz bu bilmeceyi, seni meraklı. Benim bilmecemi. Hadi söyle bakalım. Kimim ben? Zerdüşt bu sözleri duyduğunda ruhunda neler olup bitti dersiniz. Merhamet çöktü üzerine ve bir anda yere çöktü. Baltacılara uzun süre direnmiş bir meşe ağacı gibi ağır, ansızın onu düşürmek isteyenleri bile korkutarak. Ama hemen yeniden ayağa kalktı ve çehresi sertleşti. Seni çok iyi tanıyorum diye konuştu demir gibi bir sesle. Sen Tanrı'nın katilisin. Bırak beni yoluma gideyim. Seni görene katlanamadın sen. Seni her zaman ve iç yüzünle görene. En çirkin insan seni. İntikam aldım bu tanıktan. Böyle söyledi Zerdüşt ve gitmek istedi. Ama tarif edilemeyen yaratık Zerdüşt'ün giysisinin bir ucundan yakaladı ve yeniden guruldamaya ve yeni sözcükler aramaya başladı. Kal, dedi sonunda. Kal, geçip gitme. Seni hangi baltanın devirdiğini biliyorum. Selamlar olsun sana ey Zerdüşt. Yeniden kalktın ayağa. Çok iyi biliyorum ki anladın onu öldürenin neler hissettiğini, neler hissettiğini Tanrı'nın katilinin. Kal, otur yanıma. Boşa gitmez bu. Sana değil de kime gitmek isterdim ki? Kal otur ama bana bakma. Böyle saygı göster çirkinliğime. Takip ediyorlar beni. Şimdi son sığınağım sensin. Nefretleriyle değil, iş sürücüleriyle değil. Ah, böyle takip etselerdi, alay eder, gurur duyar ve neşelenirdim. Şimdiye kadar tüm başarıyı iyi takip edilenler kazanmamış mıdır? İyi takip eden kolay izlemeyi öğrenir. Nasıl olsa bir kere arkadadır. Ama onların merhametinden kaçıyorum ve sana sığınıyorum ey Zerdüşt. Koru beni. Sen benim son sığınağım. Sen beni bilen biricik kişisin. Onu öldürenin neler hissettiğini bildin sen. Kal. Gitmek istiyorsan ey sabırsız, benim geldiğim yoldan gitme. Kötüdür o yol. Öfkeleniyor musun bana? Uzun süredir lafı geveliyorum diye. Sana öğüt veriyorum diye. Ama bil ki benim o en çirkin insan. Ayakları en büyük, en ağır olan. Benim yürüdüğüm yerde yol kötüdür. Yürüdüğüm yolları ezer ve öldürürüm. Ama senin susarak beni görmezden gelişini, kıpkırmızı kesilişini çok iyi gördüm. Bu yüzden anladım Zerdüşt olduğunu. Başka kim olsa sadakasını atardı bana, merhamet ederdi bakışlarıyla ve konuşmasıyla. Oysa yeterince dilenci değilim. Bunu anladın sen. Aksine fazla zenginim. Büyük, korkunç, en çirkin. Tarif edilemez olanlar açısından zenginim. Senin utancın ey Zerdüşt onur verdi bana. Can havliyle çıktım merhametliler kalabalığından. Bugün merhamet etmek usandırıcıdır diye öğreten biricik kişiyi seni bulayım diye ey Zerdüşt. İster Tanrı'nın merhameti olsun ister insanın. Merhamet utanca aykırıdır. Ve yardım etmek istememek o sarmaşık erdemden daha soylu olabilir. Tüm en küçük insanlarda bile bugün erdem deniliyor buna. Merhamet etmeye, büyük talihsizliklere, büyük çirkinliklere, büyük başarısızlıklara hiç saygı duymuyorlar. Bunların tümünün üzerinden bakıyorum. Tıpkı bir köpeğin kaynaşan koyun sürülerinin sırtlarının üzerinden bakması gibi. Bunlar küçük, iyi yünlü, iyi niyetli kül rengi insanlar. Bir balıkçıl kuşu sığ göllere nasıl başını geriye atarak aşağılamayla bakarsa,
Ben de öyle bakıyorum, küçük dalgalardan ve istemlerden ve ruhlardan oluşan kül rengi kalabalığa. Çok uzun süre hak verildi onlara, bu küçük insanlara. Böylece güç de verildi sonunda onlara. Şimdi öğretiyorlar ki küçük insanlar neye iyi derse odur iyi sadece. Ve onların arasından çıkan o vaizin, o tuhaf ermişin, o küçük insanların savunucusunun ben hakikatim diyerek kendi kendine tanıklık edenin söylediklerine hakikat deniyor günümüzde. Bu kibirli adam çoktandır küçük insanların ibiklerinin de kabarmasına sebep oluyor. Hiç de küçük bir yanılgı değildi. Ben hakikatim derken öğretti. Küstah birine daha nazik bir yanıt verilmiş midir şimdiye dek? Ama sen, ey Zerdüşt, onun önünden geçip gittin ve hayır, hayır, üç kere hayır dedin. Yanılgısına karşı, merhamete karşı ilk uyaran sendin. Herkesi değil, hiç kimseyi değil, kendini ve kendi türünden olanları. Büyük acı çekenin utancından utanırsın. Ve sahiden merhametten bu yana büyük bir bulut geliyor. Dikkatli olun ey insanlar derken. Tüm yaratıcılar serttir. Bütün bu sevgiler onların merhametinin üstündedir diye öğretirken ey Zerdüşt, hava işaretlerini okumayı ne kadar iyi öğrenmişsin. Ama sen kendi merhametine karşı da uyar kendini. Çünkü birçok kişi sana gelmek için düştü yollara. Acı çeken, kuşkuya düşen, ümitsizliğe kapılan, boğulan, üşüyen birçok kişi. Kendime karşı da uyarıyorum seni. Benim en iyi, en kötü bilmecemi çözdün. Kim olduğumu ve ne yaptığımı bildin. Seni deviren baltayı biliyorum ben. Ama onun ölmesi gerekiyordu. Her şeyi gören gözleriyle gördü. İnsanın derinliklerini ve uçurumlarını, insanın gizli saklı tüm rezaletlerini ve çirkinliklerini. Onun merhameti, utanma nedir bilmiyordu. En kuytu köşelerime kadar sokuldu. Bu en meraklı, aşırı sırnaşık, aşırı merhametimin ölmesi gerekiyordu. Her zaman gördü beni. Böyle bir tanıktan intikam almak istedim ya da kendim ölmek. Her şeyi, insanı da gören Tanrı. Ölmeliydi bu Tanrı. İnsan katlanamaz böyle bir tanığın yaşamasına. Böyle söyledi en çirkin insan. Ama Zerdüşt yerinden doğruldu ve yola koyuldu. Çünkü iliklerine kadar titriyordu. Seni tarif edilemeyen yaratık dedi. Kendi yoluna karşı uyardın beni. Buna teşekkür olarak ben de kendi yolumu övüyorum sana. Bak şu yukarıdadır Zerdüşt'ün mağarası. Büyüktür, derindir benim mağaram ve çok sayıda kuytu köşesi vardır. Orada en gizli kişi bile gizlenecek bir yer bulur kendine. Sürünen, kanat çırpan ve sıçrayan hayvanlar için yüzlerce delik ve sığınak da vardır hemen yanı başında. Sen ey dışlanmış, sen kendini dışlayan, insanların arasında ve insanların merhametinin içinde yaşamak istemiyorsun, öyle mi? Pekala, sen de benim gibi yap. Böylece benden de bir şey öğrenmiş olursun. Sadece yapan öğrenir. Her şeyden önce ve önemlisi hayvanlarımla konuş. En gururlu hayvan ve en akıllı hayvan. Bunlar ikimiz için de en doğru yol gösterici olabilirler. Böyle söyledi Zerdüşt ve kendi yoluna yürüdü. Eskisinden daha da düşünceli ve yavaş yürüyordu. Çünkü kendine birçok şey soruyor ve kolay kolay da yanıtlayamıyordu. Ne kadar zavallı şu insan dedikleri diye geçirdi yüreğinden. Ne kadar çirkin, ne kadar hırıltılı, nasıl da gizli utançla dolup taşıyor. Diyorlar ki bana, insan kendini severmiş. Ah! Ne kadar büyük olmalı bu kendini sevme. Ne kadar çok aşağılama var karşısında. Şuradaki kişi de sevdi kendini. Kendini aşağıladığı gibi. Büyük bir seven ve büyük bir aşağılayandır o. Kendini ondan daha çok aşağılayan birini bulamadım henüz. Bu da bir yüceliktir. Yazık. Belki de oydu çığlığını duyduğum daha yüce insan. Büyük aşağılayanları severim. Ama insan aşılması gereken bir şeydir. Gönüllü Dilenci. Zerdüşt
En çirkin insandan ayrıldıktan sonra bir üşüme sardı içini ve kendini yalnız hissetti. Aklından o kadar çok soğuk ve yalnız şey geçmişti ki bu yüzden elleri ayakları da soğumuştu. Ama tırmandıkça tırmandı. Dere tepe ilerledi. Zaman zaman yeşil çayırlardan, zaman zaman da belli ki sabırsız derenin kendine yatak açtığı vahşi taşlıklardan geçti. Birden ısındı ve neşesi yerine geldi. Ne oldu bana böyle diye sordu kendine. Sıcak ve canlı bir şey ferahlatıyor içimi. Pek yakınımda olsa gerek. Şimdiden daha az yalnız hissediyorum kendimi. Bilmediğim yol arkadaşları ve kardeşler dolaşıyor etrafımda. Sıcak solukları değiyor ruhuma. Ama Zerdüşt etrafını inceleyip de yalnızlığını avutanları aradığında ne görsün? Bir tepede yan yana inekler duruyordu. Onların yakınlığı ve kokusu ısıtmıştı yüreğini. Ama bu inekler hevesle birini dinliyordu sanki. Yanlarına yaklaşana aldırmadılar bile. Zerdüşt onlara iyice yaklaştığında ineklerin ortasından bir insan sesinin konuştuğunu duydu açıkça. Belli ki tüm inekler başlarını bu konuşana çevirmişti. Bunun üzerine Zerdüşt bir solukta tepeye çıktı ve hayvanları iterek kendine yol açtı. Çünkü burada birinin başına ineklerin merhametinin merhem olamayacağı acı bir şey geldiğini sanmıştı. Ama yanılmıştı. Çünkü ne görsün? Bir insan yerde oturuyor ve hayvanlarla konuşarak onları kendisinden korkmamaları için ikna etmeye çalışıyordu. Barışçıl bir insandı bu. Bir dava iziydi. İyiliğin ta kendisi vaaz veriyordu gözlerinden. ''Ne arıyorsun burada?'' diye bağırdı Zerdüşt, şaşkınlık içinde. ''Ne mi arıyorum burada?'' diye yanıtladı adam. ''Sen ne arıyorsan onu, seni huzur bozan, yani yeryüzündeki mutluluğu. Ama bu ineklerden öğrenmek istiyorum onu. Çünkü haberin var mı ki, sabahın yarısını onlara dil dökerek geçirdim. Tam da söyleyeceklerdi şimdi. Neden rahatsız ediyorsun onları?'' Geriye dönüp, İnekler gibi olmadığımız sürece göklerin krallığına gidemeyeceğiz. Onlardan öğreneceğimiz tek bir şey var. Geviş getirmek. Ve sahiden insan tüm dünyayı elde etse bile bu bir tek şeyi, geviş getirmeyi öğrenmediği sürece ne faydası var? Kurtulamaz kederinden, büyük kederinden. Ama günümüzde tiksinti diyorlar buna. Yüreği, ağzı ve gözleri tiksintiyle dolu olmayan var mı? Sen de öylesin. Sen de. Oysa şu ineklere bir bak. Böyle söyledi dağ vaizi ve sonra bakışını Zerdüşt'e çevirdi. Çünkü şimdiye dek ineklere yöneltmişti ilgisini sevgiyle. Ama bu sırada dönüştü kendisi. Bu konuştuğum da kim? Diye bağırdı dehşete kapılarak ve sıçradı kalktı. Tiksinti duymayan insan bu. Zerdüşt'ün ta kendisi. Büyük tiksintiyi yenen insan. Bu göz, bu ağız, bu yürek... Bizzat Zerdüşt'ün gözü, ağzı, yüreği. Bunları söylerken hitap ettiği kişinin ellerini öptü, gözleri yaşlar içinde kaldı ve beklenmedik bir anda kendisine gökten çok değerli bir armağan ve mücevher inmiş biri gibi davrandı. İneklerse tüm bu olup bitene bakıp şaşırdılar. ''Benim hakkımda konuşma, ey tuhaf, sevimli kişi'' dedi Zerdüşt ve sevecenliğini bastırdı. ''Önce kendinden söz et bana.'' Gönüllü dilenci değil misin sen? Bir zamanlar büyük bir serveti tepen. Zenginliğinden ve zenginlerden utanıp da en yoksulların arasına sığınan, onlara bolluğunu ve yüreğini armağan etmek isteyen. Ama kabul etmediler beni dedi gönüllü dilenci. Sen de biliyorsun. Sonunda hayvanların ve bu ineklerin arasına geldim ben de. Orada öğrendin diyerek adamın sözünü kesti Zerdüşt. Kararınca vermenin, kararınca almaktan ne kadar daha zor olduğunu ve iyi armağan vermenin iyiliğin en son, en ince, ustalara has sanatı olduğunu. Özellikle bugünlerde diye yanıtladı gönüllü dilenci. Alçak olan her şeyi kendi tarzınca, yani ayak takımı tarzınca ayaklandığı ve yabanileştiği ve kibirlendiği bugünlerde. Çünkü sen de biliyorsun ya, zaman geldi ayak takımının ve kölelerin o büyük, kötü, uzun ve yavaş ayaklanmasının. Yayılıyor da yayılıyor. Şimdi her türlü iyilik ve küçük bir elden çıkarma öfkelendiriyor alçakları. Çok zenginler tetikte olmalı. Bugün geniş karınlı şişelerin pek dar boyunlarından damlar gibi damlayan herkes tetikte olmalı.
Bugünlerde böylesi şişelerin boynunu kırmaktan hoşlanıyor insanlar. Şehvetli hırs, acı kıskançlık, kederli intikam düşkünlüğü, ayak takımı gururu, tüm bunlar çarptı yüzüme. Yoksulların mutlu olduğu doğru değil artık. Göklerin krallığı ineklerin. Peki neden zenginlerin değil diye sordu Zerdüşt sınarcasına. Barışçıl adamı hiç çekinmeden koklayan inekleri kovdu bu sırada. Niye sınıyorsun beni diye yanıtladı Beriki. Sen benden de daha iyi biliyorsun ya. Beni en yoksullara götüren neydi ey Zerdüşt? En zenginlerimizden duyduğum tiksinti değil miydi? Zenginliğin kürek mahkumlarından, her türlü çöp yığınından, kendilerine menfaat çıkaranlardan, korkuları ayyuka çıkan, soğuk bakışlı, azgın düşünceli bu ayak takımından, bu altın suyuna batırılmış sahte ayak takımından, babaları yan kesici, leş kargası ya da paçavra toplayıcı olanlardan, kadınları uysal, şehvetli, unutkan olanlardan duyduğum tiksinti. Orospulardan pek farkı yoktur ki bu kadınların. Yukarıda ayak takımı, aşağıda ayak takımı. Bugün artık kim yoksul, kim zengin. Unuttum bu ayrımı. Bu yüzden kaçtım uzaklara. Kaçtıkça kaçtım. Bu ineklerin arasına gelene dek. Böyle söyledi barışçıl adam ve hızlı hızlı soluklandı ve terledi sözlerini söylerken. Bu yüzden inekler yeniden şaşırdı. Ama adam böyle sert konuştuğu sırada Zerdüşt hep gülümseyerek baktı adamın yüzüne ve hiçbir şey söylemeden başını salladı. Kendine karşı zalimlik ediyorsun ey dava izi. Böyle sert sözcükler kullandığında. Böyle bir sertlik için yaratılmamış senin ağzın ve gözlerin. Bana öyle geliyor ki miden de öyle. Böylesine öfkelenmek, nefret etmek ve köpürmek ters düşüyor midene. Daha yumuşak şeyler ister mide. Bir kasap değilsin sen. Daha çok bir ot ve kök yiyen bir adam gibi görünüyorsun bana. Belki de tahıl öğütüyorsun. Ama kesin olan bir şey var ki etsel hazlardan uzaksın ve balı seviyorsun. Beni çok iyi anladın diye yanıtladı gönüllü dilenci. Ferahlamıştı yüreği. Balı severim, tahıl da öğütürüm. Çünkü insanın ağzına hoş gelen ve soluğunu temizleyen şeyleri severim. Uzun süre gerektiren şeyleri de severim. Yumuşak başlı tembellere ve aylaklara günlerini geçirten ve onların çenelerini oyalayan şeyleri. Elbette bu inekler bu konuda çok ilerlediler. Geviş getirmeyi ve güneşin altında uzanmayı buldular. Yüreği kabartan tüm zor düşüncelerden de uzak dururlar. Pekala dedi Zerdüşt. Benim hayvanlarımı da görmelisin. Kartalımı ve yılanımı. Onların bir eşi yok günümüzde yeryüzünde. Bak şu yol benim mağarama çıkar. Mağarama misafir ol bu gece. Ve hayvanların mutluluğundan konuş hayvanlarımla. Ben eve dönünceye dek. Çünkü şimdi bir yardım çığlığı çok acele gitmemi gerektiriyor. Taze bal da bulacaksın mağaramda. Buz gibi altın petek balı. Ye onu. Ama şimdi hemen vedalaş ineklerinle. Ey tuhaf kişi. Ey sevimli kişi. Senin için zor olsa da. Çünkü onlar en sıcak arkadaşların ve ustaların senin. Daha çok sevdiğim bir tanesi hariç diye yanıtladı gönüllü dilenci. Sen iyisin ey Zerdüşt. Sen bir inekten daha da iyisin. Hadi, hadi uzaklaş sen. Seni pis yaltakçı diye bağırdı Zerdüşt öfkeyle. Böyle övgüler sunup yağlayıp ballayarak niye berbat ediyorsun beni? Hadi, hadi uzaklaş benden diye bağırdı bir kez daha ve asasını sevecen dilenciye doğru salladı. Ama dilenci çabucak uzaklaştı. Gölge. Gönüllü dilenci henüz uzaklaşmış ve Zerdüşt yeniden yalnız kalmıştı. Arkasından yeni bir sesin geldiğini duydu. Dur Zerdüşt. Beklesene. Benim ey Zerdüşt. Ben senin gölgen. Ancak Zerdüşt beklemedi. Ansızın bir sıkıntı çökmüştü içine. Dağındaki bu kalabalık ve izdiham yüzünden. Nereye gitti benim yalnızlığım diye konuştu. Sahiden fazla gelmeye başladı bana. Bu da insan kaynıyor. Benim ülkem artık bu dünya değil. Yeni dağlar gerek bana. Gölgem mi çağırıyor beni? Ne önemi var ki gölgemin? Koştursun arkamdan. Ben
koşup kaçarım ondan. Böyle söyledi Zerdüşt yüreğine ve kaçmaya başladı. Ama arkasındaki onu takip etti. Böylece çok geçmeden üçü ard arda koşmaya başladılar. En önünde gönüllü dilenci, arkasında Zerdüşt ve en arkada da Zerdüşt'ün gölgesi. Uzun sürmedi böyle koşmaları. Çünkü Zerdüşt budalalık ettiğini anladı ve bir silkinişte tüm sıkıntısını ve bıkkınlığını attı üzerinden. Ne oluyor diye konuştu. En gülünç şeyler oldum olası biz Münzevilerin ve Ermişlerin başına gelmemiş midir? Sahiden budalalığım pek serpildi dağlarda. Şimdi 6 tane deli ayağın ard arda takırdadığını duyuyorum. Zerdüşt'ün bir gölgeden korkmaya hakkı var mı? Bana öyle geliyor ki onun bacakları daha da uzun sanki. Böyle söyledi Zerdüşt. Gözleri ve içi gülüyordu. Olduğu yerde durdu ve çabucak arkasına döndü. Ama ne görsün. Peşindeki gölgesini neredeyse yere devirecekti. O kadar yakından takip ediyordu gölgesi onu ve o kadar da zayıftı. Ansızın bir hortlak görmüş gibi irkildi gölgesini bakışlarıyla inceleyince. Öyle ince, kara kuru, içi boş ve cansız görünüyordu takipçi. ''Kimsin sen?'' diye sordu Zerdüşt öfkeyle. ''Ne arıyorsun burada? Neden benim gölgem oluyormuş senin adın? Hoşlanmıyorum senden.'' ''Bağışla beni.'' diye yanıtladı gölge. ''Ben olduğum için ve senin hoşuna gitmiyorsam.'' ''Pekala Zerdüşt, överim seni ve iyi beğenini.'' ''Bir gezginim ben, çok yerde ulaştım senin peşinde. Hep yollardaydım ama ne bir hedefim ne de bir yurdum vardı. Sahiden adeta o ölümsüz Yahudi gibiydim. Ama ne ölümsüzüm ne de Yahudi. Ne, her zaman yollarda olmak zorunda mıyım? Her rüzgarla savrulan, yersiz yurtsuz sürülen, ey yeryüzü, fazla yuvarlak olmaya başladın benim için. Oturmadığım yüzey kalmadı. Yorgun toz zerrecikleri gibi aynaların ve pencere camlarının üzerinde uyudum. Her şey alır benden, hiçbir şey vermez. İnceleşiyorum, adeta bir gölge gibiyim. Ama en uzun süre senin ardından uçtum ve koştum ey Zerdüşt. Gizledim kendimi senden. Yine de en iyi gölgendim senin. Sen nerede oturduysan orada oturdum ben de. Seninle en uzak, en soğuk dünyalarda dolaştım. Kışın damların ve karların üzerinde seve seve dolaşan bir hayalet gibi. Seninle birlikte ulaşmaya çalıştım tüm yasak, en berbat, en uzak şeylere. Ve bir erdemim varsa o da korkmayışım hiçbir yasaktan. Seninle birlikte parçaladım yüreğimin hürmet ettiği her şeyi. Tüm sınır taşlarını ve heykelleri yıktım. En tehlikeli arzuların peşinden koştum. Sahiden her türlü suçun ötesine geçtim bir kez. Seninle birlikte unuttum sözcüklere ve değerlere ve büyük adlara olan inancımı. Şeytan derisini değiştirdiğinde adı da düşmez mi üstünden? Çünkü bir deridir adda. Belki şeytanın kendisi de bir deridir. Hiçbir şey gerçek değil. Her şeye izin var. Böyle söyledim kendime. En soğuk sulara daldım kafam ve yüreğimle. Ah, ne çok kırmızı yengeç gibi çıplak kaldım bu yüzden. Ah, nerede tüm o iyiliğim, tüm o utancım ve iyiye olan tüm o inancım? Ah, nereye gitti? Bir zamanlar sahip olduğum o yalancı masumiyet. İyilerin masumiyeti ve asil yalanları. Sahiden, çok sık izledim hakikati, adım adım. O zaman tekmelerdi başımı. Kimi zaman yalan söylediğimi düşündüm. Gel gör ki, ancak o zaman isabet ettirmiştim hakikati. Pek çok şey kendini açık etti bana. Şimdi hiçbir şey ilgilendirmiyor beni. Sevdiğim hiçbir şey yaşamıyor. Nasıl sevebilirim ki hala kendimi? Yaşamak, arzuladığım gibi ya da hiç yaşamamak. Bunu istiyorum. Bunu ister en ermiş olan da. Ama ne yazık, nasıl olabilir benim hala arzum? Var mı benim hala bir hedefim? Benim yelkenimin yöneldiği bir liman var mı? İyi bir rüzgar mı? Ah, ancak nereye gittiğini bilen bilir hangi rüzgarın iyi ve uygun rüzgar olduğunu. Ne kaldı bana geriye? Yorgun ve şımarık bir yürek. Huzursuz bir istem, titrek kanatlar, kırık bir omurga. Bu kendi yurdumu arayışım ey Zerdüşt. Bilir misin ki benim felaketimdi. Kemirip bitiriyor bu beni. Nerede benim yurdum? Bunu sordum ve aradım durdum ama bulamadım. Ey sonsuz her yer, ey Bengi,
hiçbir yer ey Bengi, boşuna. Böyle söyledi gölge ve Zerdüşt'ün yüzü asıldı bu sözlerle. Sen benim gölgemsin dedi sonunda üzüntüyle. Başındaki tehlike hiç de küçük değil ey özgür tinli ve gezgin. Kötü bir gün geçirdin. Dikkat et de başına daha kötü bir akşam gelmesin. Senin gibi bir yersiz yurtsuza sonunda bir zindan bile kutlu görünür. Hapisteki suçluların nasıl uyuduklarını gördün mü hiç? Sakin uyurlar. Yani kavuştukları güvenliğin tadını çıkararak. Dikkat et de sonunda dar bir inanç yakalamasın seni. Sert, zorlu bir kuruntu. Çünkü dar ve sıkı olan her şey cezbeder ve baştan çıkarır seni. Kaybettin hedefini. Yazık. Nasıl dindireceksin bu kaybın acısını? Nasıl güleceksin haline? Yolunu kaybettin. Böylelikle kaybettin hedefini de. Zavallı keskin, hayalperest, yorgun kelebek seni. Bu akşam başını sokup da dinlenecek bir yer ister misin? Öyleyse mağarama çık. Şu yol benim mağarama gider. Şimdi ben senden hızla uzaklaşmalıyım. Adeta bir gölge var peşimde. Tek başıma koşmalıyım. Etrafım yeniden aydınlansın diye. Bu yüzden uzun süre dinç olmalıyım ayaklarımın üzerinde. Ama bu akşam mağaramda dans edilecek. Böyle söyledi Zerdüşt. Öğle vakti. Ve Zerdüşt koştu da koştu ve artık hiç kimseyi bulamadı ve yalnız başına kaldı. Ve hep yeniden kendini buldu ve yalnızlığının tadını çıkardı ve iyi şeyler düşündü saatler boyunca. Ancak öğle saatinde güneş tam Zerdüşt'ün tepesindeyken yaşlı, eğri büğrü ve dallı budaklı bir ağacın önüne geldi. Bir asma dalının coşkulu aşkı sarıp sarmalamış ve gizlemişti bu ağacı. Salkım salkım sarı üzümler sarkıyordu bu ağaçtan. Gezgine sunuyorlardı kendilerini. Bunun üzerine bir üzüm koparmak ve susamışlığını gidermek istedi Zerdüşt. Daha kolunu henüz uzatmıştı ki bir şeyi daha çok çekti canı. Yani tam öğle saatinde ağacın yanına uzanıp bir güzel uyumayı. Bu istediğini yaptı Zerdüşt. Ve yere rengarenk otların sessizliğine ve kuytuluğuna uzanır uzanmaz susamışlığını unuttu ve uykuya daldı. Çünkü Zerdüşt'ün bir özdeyişindeki gibi her şey birbirinden daha gereklidir. Ancak gözleri açık kaldı. Çünkü ağacı ve asma dalının aşkını görmeye ve övmeye doyamamışlardı. Ama Zerdüşt uyurken şöyle konuştu yüreğiyle. Sessiz ol, sessiz. Dünya az önce mükemmelleşmedi mi? Ne oluyor ki bana? Çarşaf gibi bir denizin üzerinde görünmeden dans eden narin bir rüzgar kadar hafif, tüy gibi hafif, böyle dans ediyor uyku üzerimde. Gözlerimi ağırlaştırmıyor, gönlümü ayık tutuyor. Hafiftir o, sahiden tüy gibi hafif. Nasıl yapıyor bilmiyorum ama ikna ediyor beni. İçimden dokunuyor bana, okşayan elleriyle zorluyor beni. Zorluyor da uzanıyor ruhum sere serpe. Nasıl da uzanıyor ve yoruluyor şaşılası ruhum. Yedinci günün akşamı tam da öğleyin mi geldi ruhuma? İyi ve olgun şeyler arasında çok mu fazla gezindi mutlulukla? Uzanıyor ruhum, uzandıkça uzuyor. Sessizce yatıyor tuhaf ruhum. Şimdiye dek pek çok iyi şey tattı. Bu altın hüzün eziyor onu, buruşturuyor ağzını. En durgun koyuna giren bir gemi gibi şimdi yaslanıyor yeryüzüne. Uzun yolculuktan ve güvenilmez denizlerden yorgun düşmüş bir halde. Yeryüzü daha sadık değil mi? Böyle bir geminin karaya yanaşması, sokulması gibi. O zaman bir örümceğin karadan gemiye bir ağ atması yeterlidir. Daha sıkı bir bağ gerekmez orada. En durgun koyda böyle yorgun bir gemi gibi. Böyle dinleniyorum yeryüzüne yakın, sadık, güvenerek, bekleyerek. En ince bağlarla ona bağlı. Ey mutluluk, ey mutluluk. Şarkı söylemek mi istiyorsun ey ruhum? Yatıyorsun otların üstünde. Ama hiçbir çobanın kavalını üflemediği gizemli, kutsal saattir bu. Sakın kendini. Kızgın öğle yatıyor kırlarda.
Şarkı söyleme, sessiz ol, dünya mükemmel. Şarkı söyleme, seni çayır kuşu, ey gönlüm. Fısıltın bile duyulmasın. Baksana, sus, uyuyor, yaşlı öğle. Kıpırdatıyor ağzını. Bir damla mutluluk içmedi mi az önce? Altın mutluluğun, altın şarabın yıllanmış kahverengi damlasından. Sessizce kayıyor üzerinden. Gülüyor mutluluğu. Böyle güler bir tanrı. Sessiz. Ne mutlu ki, ne kadar az şey yeterlidir mutluluk için. Böyle demiştim bir zamanlar ve akıllı sanmıştım kendimi. Ama bir sövgüydü bu. Bunu öğrendim şimdi. Akıllı deliler daha iyi konuşurlar. Tam da en az olan, en sessiz, en hafif, bir kertenkelenin hışırtısı, bir soluk, bir an, bir göz açıp kapama, az olandır en iyi mutluluğun özü. Sus. Ne oldu bana? Kulak ver. Zaman uçup gitti mi? Düşmüyor muyum? Düşmedim mi? Kulak ver. Bengiliğin kuyusuna. Ne oluyor bana? Sus. Bir şey mi batıyor? Vah yüreğime. Yüreğime. Ah. Parçalan. Parçalan yüreğim. Böyle bir mutluluktan sonra, böyle bir sancıdan sonra. Nasıl? Dünya az önce mükemmelleşmedi mi? Yuvarlak ve olgun. Ey altın yuvarlak halka. Nereye uçuyor ki o? Koşayım peşinden. Çabuk. Sessiz. Bu sırada Zerdüşt esnedi ve uyuduğunu hissetti. Kalk dedi kendi kendine. Seni uykucu. Seni öyle uykucusu. Pekala hadi bakalım yaşlı bacaklar. Zamanı geldi de geçiyor bile. Daha epey yolumuz var. Uyukluyorsunuz ne kadar zamandır? Şöyle bir yarım sonsuzluk kadar. Pekala, hadi bakalım şimdi yaşlı yüreğim. Böyle bir uykudan sonra ne kadar uyanık kalacaksın? Ama bu sırada yeniden uyuyakaldı. Ruhu itiraz etti ve kendini savundu ve yeniden uzandı. Beni bıraksana. Sus. Dünya az önce mükemmelleşmedi mi? Ey altın yuvarlak küre. Ayağa kalk dedi Zerdüşt. Seni küçük hırsız kız, seni gündüz hırsızı. Nasıl? Hala geriniyor, esniyor, iç çekiyor. Derin kuyulara mı düşüyorsun? Kimsin ki sen, ey ruhum? Ve burada korkuya kapıldı. Çünkü gökten bir güneş ışığı demeti düşmüştü yüzüne. Ey üzerimdeki gök dedi iç çekerek ve doğruldu. Bana mı bakıyorsun? Benim tuhaf ruhuma mı kulak veriyorsun? Yeryüzündeki tüm şeylerin üzerine düşen bu çiğ tanesini ne zaman içeceksin? Ne zaman içeceksin bu tuhaf ruhu? Ne zaman ey sonsuzluk pınarı? Senin neşeli, ürkütücü öğle uçurumu. Ne zaman içeceksin ruhumu? Geriye, kendine. Böyle buyurdu Zerdüşt ve tuhaf bir sarhoşluktan uyanan biri gibi kalktı ağacın yanında yattığı yerden. Ama ne görsün? Güneş hala tepesindeydi. Oysa bundan haklı olarak Zerdüşt'ün o sıra çok uzun uyumadığı sonucuna varılabilir. Böyle buyurdu Zerdüşt. Böyle buyurdu Zerdüşt. Yazan Friedrich Nietzsche. Seslendiren Mehmet Yıldırım.